Sohbetin başlangıcındaki Beyza ile şu anki Beyza arasında dahi değişiklik olduğunu yine gönülden samimiyetle söylüyorum. Ta başa dönüp baş mı onu da bilmiyorum ama bir varoluşla başlamak istiyorum. İnsan ne zaman doğar? Gelmek için biz bildiklerimizi unuttuk. Bu dünyada bizim hatırlama yerimizdir. Ve insanın yedi hali vardır. En amiyane tabirlerle anlatıyorum. İnsanın yedi hali vardır. Bu bir kuantum sıçrama mıdır? Çocuk belli ayındayken, üçüncü ayındayken daha cinsiyet belli olmadan çocuğa müzik dinletenler, ayetler dinletenler, evet. İşte esmalar dinletenler var. Evet. Bunu dinletmenin mantığı nedir? Hepsinin bir bütün olarak aynı nabız atışında olduğu o frekansı yakalarsa... Merhaba değerli izleyiciler, Beyza Akan YouTube'a hoş geldiniz. Çok kıymetli bir konuğumuzla beraberiz. Sizlerle bir araya gelmesine vesile olmaktan dolayı da şahsen çok mutlu olduğumu samimiyetle belirtmek isterim. Çünkü yayın öncesi sohbetimizde, sohbetin başlangıcındaki Beyza ile şu anki Beyza arasında dahi değişiklik olduğunu yine gönülden samimiyetle söylüyorum. İnşallah sizlere de nasibi olana da geçecektir bu enerji diye düşünüyorum izleyen izleyicilerimiz arasında. Yine her zaman olduğu gibi izledikten sonra yorumlarınızı esirgemezseniz çok mutlu oluruz. Tek tek değerlendireceğiz inşallah. Efendim spiritüel enerji uzmanı Mehmet Sakay ile beraberiz. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş buldum. Hocam dememe müsaade eder misiniz? Tabii bir konu üzerine ustalığı olana her zaman hocam demeyi çok severim ne kadar eleştiri alsa da. Emeğine saygıya binaen. Gönülden ne geliyorsa öyle. Çok teşekkür ederim. Aslında o kadar geniş bir alan ki spiritüel enerji meselesi, ruh meselesi, frekans meselesi ki ben size yayından önce mesela bizim bir anten görevi görmemizi onaylayan bir haber paylaşmıştım. Ona kadar o kadar geniş bir alan ki insan başlı başına zaten bir konu. O yüzden ben enerji, frekansları biliyorum ki sohbetinizin akışında inşallah bunlara geleceğiz. Ama ta başa dönüp baş mı onu da bilmiyorum ama bir varoluşla başlamak istiyorum. İnsan ne zaman doğar? İnsan ne zaman doğar? Öncelikle doğan insan değil zaten. Biz beşeriz. Beşer olduğumuz için insan olma yolunda bir yolculuğumuz var bizim. Öncesi ruhlar alemi. Ruhlar aleminde biz bilendik. Erendik, aydınlanandık. Ruhlar aleminde bir şeyleri biliyorduk. Orada bir sözleşmemiz oldu bizim. Ve bu dünyaya gelme koşuluyla, gelmek için biz bildiklerimizi unuttuk. Bu dünyada bizim hatırlama yerimizdir. İnsan asıl ne zaman var olur? Hatırladığı zaman var olur. Doğduğu zaman değildir. Hatırladığı zaman var olur. İnsan nedir? Bu çok önemli bir şey. Zaten yaratılmış en üstün varlık diye geçer. Ayetlerde sabittir. Öncelikle bir varoluş sürecini bir insanın öncelikle varoluş sürecini çok iyi bilmesi gerekiyor. İnsan bir enstrümandır. Öncelikle bunu belirtelim. Bir enstrümanı gözünüzün önüne alın. İnsan bir enstrümandır. Ve insanın yedi hali vardır. En amiyane tabirlerle anlatıyorum. İnsanın yedi hali vardır. Bu yedi hal de bizim bu enstrümanın telleridir. Bu enstrüman oluştuğunda ve insan bu enstrümanı tanıdığında bu enstrümanı ne kadar güzel kullanırsa o kadar güzel melodiler elde eder. Bu da insanın hayat örgüsüdür. Mevzu aslında böyle özetlenebilir. Fakat bu enstrümanın bir yapım aşaması vardır. Bir oluş süreci vardır. Şimdi ruhlar alemine baktığımızda, varoluş üzerine gittiğimizde şöyle bir yolculuğu yine amiyane tabirlerle anlatacağım. Herkesin anlayabileceği şekilde anlatayım. Yani bütün felsefeler anlayabilir aslında bunu. Doğu felsefesi, tasavvuf hepsi bunları anlayacaktır. Ruhlar alemindeyken biz bir kuantum sıçrayış gerçekleştiririz. Oradaki yolculuğumuz biter ve bir kuantum sıçrayışla ne olur? Ana rahmine düşeriz. Bu bir kuantum sıçrama mıdır anne rahmine düşmek? Evet, kuantum sıçrayış gerçekleşir. Farklı bir fraklara geçiş yaparız ve ana rahmine düşeriz. Bir yolculuk başlar. İşte tam bu noktada orada ilk oluşan merkez dediğimiz o yedi halden bir tanesi başlar. İşte tasavvufta kemale noktası denir buna. Nefsi kemale, nefsi kamile birçok şeyi var. Aynı zamanda doğu felsefesinde taç çakra dediğimiz olay orada başlar.
Yedinci nefis mertebesidir normalde zahir hayatta ama orada bir. Sonra işte kuantum sıçrayış, bir başka fraktala geçiş, ruhlar alemine öldü, ana rahmine doğdu. Şimdi orada bir süreç başlar. Ana rahminde, anne karnında bir süreç başlar. İşte bunun en net göstergesi de şudur. Bir çocuğun cinsiyeti ne kadar sürede belli olur? Ortalama 3. 4 ay gibi. Neden 4 ayın ya da 3 ayın öncesinde belli olmuyor o cinsiyet? Oraya geleceğiz. Orada şöyle bir durum söz konusu oluyor. Varlık bu tekamülü tamamladığında, bu kuantum sıçrayış gerçekleştiğinde ve fraktal değiştiğinde ruhlar alemine ölüyor. Aynı zamanda ana rahmine doğuyor. Ve orada bizim ilk enerji merkezimiz, yani halimiz oluşuyor. Nefsi kemale noktası orada var oluyor zaten. Sonrasında sırasıyla oluşuyor. Şimdi dördüncü aylara denk gelen süreç, bunun net göstergesi, ispatı olsun diye söylüyorum bunu. Cinsiyetin belli olduğu süreçtir. Bu da neresidir? Hara çakra dedikleri. Hara çakra. Hara enerji merkezi. Yani nefsi levvame noktasıdır. Orası oluştuğunda orada bebeğin cinsiyeti belli oluyor. Bunların her biri bir duyguyu temsil ediyor. Yukarıdan aşağıya. İşte taç, alın, boğaz, kalp, mide. Mesela çocuk belli ayındayken, üçüncü ayındayken daha cinsiyet belli olmadan çocuğa müzik dinletenler, ayetler dinletenler, işte esmalar dinletenler var. Evet. Bunu dinletmenin mantığı nedir? Çünkü onu algılayabiliyor o çocuk. Ama neyle algılayabiliyor? O oluşan haliyle algılayabiliyor. İşte o yedi telden bir tanesi de oluştuğu için orada. Onunla algılıyor. En son doğum hali gerçekleştiğinde, yani bir kuantum sıçrayış daha gerçekleşiyor. İşte ana rahmine ölüyor. Dünya alemine doğuyor çocuk. O yüzden doğduğunda ağlar direkt. O zaman doğru mu anladım? Nefsin mertebelerini anne karnındaki süreçte yaşıyor mu beşer? Bu yetileri, bu yetileri alıyor artık. Çünkü ana rahmine düştüğünün 3. haftasında beyne 1.2 volt elektrik geliyor ve ruhu üfleniyor. Allah da bizim ruhumuza kendi nurundan bir parça üflüyor. Yani biz aslında okyanustan alınan bir bardak su gibiyiz. İnsan ile Allah arasındaki ilişki budur. Biri okyanustur, biri okyanustan alınan bir bardak sudur. Okyanus içinden alınan bir bardak suyla okyanusluğundan olmaz. Ama biz bir bardak parça oradan oluruz. İşte burada bir kuantum sıçrayış gerçekleşiyor. Ana rahmine ölüm, dünya alemine doğum gerçekleşiyor ve bildiklerimizi unutuyoruz. Bakın nereden geldik? Yedinci noktadan tık başa geldik. O doğum hali gerçekleştiği an kök enerji merkezi, yani nefsi emmaremiz oluşuyor. Nefsi emmare nedir? Dünya hayatını seven, dünyaya bağlı olan, maddeye bağlı olandır. Doğu felsefesi de kök enerji merkezine der ki toprak bağlantısı, madde bağlantısı der. İlk kabul duygumuz orada gelişir bizim. İlk evet'i orada deriz. Ağlarız çünkü öldük oraya. Buraya doğduk. Biz burada doğum günü kutladığımız zaman aslında ölüm günüydü o. Öldük oraya, öldük. Ve yılan kuyruğunu ısırmaya başlar burada. Hayatta böyle bir şeydir. Bildiklerimizi hatırlamamız gerekiyor. Bu sefer birinci nokta nefsi emmare, yani kök enerji merkezi olur. Bir oradan başlanır. Yediye ulaşacağız. Derdimiz yediye ulaşmak. Ki ne yapalım? Kendimizi bilelim. İşte kendini bilen hakkı bilir. Hakkı bilen kendini bilir. Buradan gelir. Müminin suresinde de der ki biz sizin için yedi yol yarattık ve biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. Doğu felsefesi de yeni çakra. Bilim der ki yedi enerji merkezi, batı felsefesi ya da yedi ego noktası. Bunların her biri bir haldir. Her biri bir duygudur. Ve bunlar bu bizim enstrümanın telleridir. Sen bunu bilmiyorsan ve bu enstrümanı tanımıyorsan çalamazsın. Eline aldığında da bad bir sesle herkesi yanından kaçırırsın. Ama sen iyi bir sanatçı olursan, başta enstrümanı tanımakla, sabırlı bir şekilde enstrümanı tanımakla vaktini geçirirsen, arkasından bu enstrümana saygıyla yaklaşıp sevgiyle de bu tellere dokunursan, orada çok güzel bir frekans yaymaya başlarsın. Bu da insanın halidir. Yani Tebrizi'nin bir lafı vardır. Nefsinizi biliniz, nefsinizi silmeyiniz der. Nefsi bilmek ne demek? Onu bilirsen eğitirsin. Nefis tektir. Halleri yedidir.
Nefsi emmare anaokul çocuğu. Evet. Nefsi kemale master yapıyor artık. Master yapan birine anaokul dersi veremezsin. Anaokuldaki birisine de master'ın dersini veremezsin. O yüzden mi nefsinize zulmetmeyiniz demiş? Nefsini öldürmekten bahsedilir hep. Evet. Nefis öldürmek alt üçgen bölge için evet. Bir de üst üçgen bölge var. Şimdi hayatınızı ikiye bölün. Hayatınızın yarısını bir şeylerin altını çizerek yaşarsınız. Diğer yarısını da altını çizdiklerinizin üstünü çizerek yaşarsınız. Çok güzel. Şimdi ben derslerimde şöyle diyorum. Dersleri 6 aylık böyle temel seviye eğitimlerinde aslında bu yolculuğu anlatıyorum kişilere. İlk yarıda anlatıyorum. İlk yarıya geliyor şimdi. Diyorum ki arkadaşlar haberiniz olsun. Bugüne kadar ne öğrendiniz şunları? Şimdi dedim onları reddetme sırası geldi. Hadi bakalım. Büyük şok yaşatıyor bu söylemler. Bugüne kadar öğrendiklerinizi şimdi reddedeceğiz. Ama anlattığınıza göre doğum da böyle bir şey işte. Doğum da böyle bir şey işte. Kuantum sıçrayı işte. Biz bu dünyada öldük diye yakınırken vah zamansız gitti, vah yakışıklı gittiydi, o yakışmıştı, yakışmamıştı, genç gitti, erken gitti, geç gitti. Aslında bunların her biri şık kelimeleri. Neyin nereye nasıl gittiğini nereden biliyorsun? Çok erken gitti mesela, evet. Hayır yani ölmedi ki. Ayet var, ne diyor? Her canlı ölümü tadacaktır. Ne demek? Cana ölüm yok demek bu. Canlıya var. Her canlı dediği şey bedendir. Can dediği şey de ruhtur. Ruh bedenden çekildiğinde cansız olur bu beden. Ruh bedene girdiği zaman canlı olur bu beden. Bu kadar basit. Ruha ölüm yok. Yani beden ölümü. Beden ölümü gerçekleşir. Evet, zahir ölüm gerçekleşir. Yani o yüzden ölüm dediğimiz şey bizim doğumdur aslında. O yüzden biz ölmüş bir insanın arkasından öldü demeyiz. Hakka yürüdü deriz. Ölseydi öldü derdik. Hakka yürür. Ölmez. İşte ama bu süreç, işte bu yedi yol, yedi nefis mertebesi de, yedi çakra de, yedi enerji merkezi de, sen ne diyorsan de. Senin algın nasıl çalışıyorsa öyle de. Ama onun her biri bir haldir. Sen ne dersen de bunun adına bu hali yaşayacaksın. Emmarenin negatif tarafını yaşarsan dünyaya bağımlı sapkın birisi olursun. Emmarenin pozitif tarafı var mı peki hocam? Olmaz olur mu? Seni yukarıya taşıyan ne? Nefsi eğittikçe sen bir üst sınıfa geçiyorsun. Nefsini eğittikçe sen bir üst sınıfa geçiyorsun. Emmaredeki nefsin haliyle mülhimedeki nefsin hali biri olabilir mi? Şimdi emmare bugün ne kadar dünyasal sapkınlık varsa hepsini yapmayı isterken, raziyeye geldiğimizde her şeye razı olan bir şeyle karşılaşıyorsunuz. İkisi arasındaki fark aynı nefis. Nefis tek. Evet. Ama haller farklı. Birinde 5. sınıfta raziye makamında, birinde emmarede. Birinde emmarede. Dolayısıyla onların hallerinin bir olması mümkün değil. Biri dünyayı çok severken, biri ona gelen her şeye razı olur. İyisi kötüsü diye ayırmaz. İşte kolu kırıldı, kaza yaptı, o öldü, bu patladı falan. Ondan geldi. Tevekkül var. Tedbir ve tevekkül var. Yani sadece şu var. Biz develerimizi bağlayarak tevekkül ediyoruz. Mevzu bu. Burada bunu da unutmamak gerekiyor. Tedbir ve tevekkül. Çünkü manada yaşadığımız maddede gerçek olur. Maddede yansımadır. Biz burada yansıyoruz. Yıldız gibiyiz biz. Çok anahtar bir cümle yalnız. Birçok öğretinin bize anlatmaya çalıştığı şeyi aslında özetleyen bir cümle oldu son söylediğiniz. Evet. Mana ve madde arasındaki o etkileşim. Tabii ki yani zaten kaldı ki dönemsel olarak madde kapıları kapandı. Mana kapıları açıldı. Bundan 7-8 yıl önce biz söylüyorduk. Bize söyleyince farklı gözlerle bakılıyordu. Öyle bir anlar gelecek ki herkesin gözü açılacak. Konu gözün açılması değil ki. Konu gördüğün şeyi idrak etmek. Yoksa göz açmak, işte üçüncü gözü, beşinci gözü, altıncı gözü neyse, kalp gözü, bunları açmak da değil konu. Konu bunu açtıktan sonra senin gördüğünü idrak edip edememen. Yani uçması kolay, konmasını bilmek lazım. Eğer konmayı bilmiyorsan sıkıntı var. Düşünsene bir uçak düşün, havalandı, çok da muazzam gidiyor. İnecek pist yok. Ne yapacak? Çakılacak. Çakılmamak için önce inmeyi öğrenmek lazım. Yerde bir öğrenmek lazım bir şeyleri. Alt üçgen bölge, üst üçgen bölge diye ayırdığımız nokta ise şu. Alt üçgen bölgemiz bizim maddesel dünyamızı dengeler. Yani alt üçgen bölgedeki alt enerji merkezlerimiz, alt nefis noktalarımız, emmare, levvame, mülhime, mutmain. Bunlar madde dünyamızı bizim temsil eder. İşte evliliklerin, çoluğun çocuğun, malın mülkün, şanın şöhretin, güzelliğin çirkinliğin, varın yokun.
Bunların hepsi bu dünyadaki verileri de kontrol eder. Onların tuşlarıdır bunlar. Onların ayar noktalarıdır. Onların kalibrasyon noktalarıdır. Ama üst üçgen bölgeye geçtiğinde konu spiritüalizme geçer. Orası tamamen ruhsal seviyede çalışır. Oranın maddeyle işi yoktur. İşte uzay mekiğine benzetirim ben hep. Uzay mekiğinin altında çok güçlü motorlar vardır, evet, ve atmosferin dışına fırlatır onu, doğru mu? Evet. Atmosferin dışına çıktığı an kapsülden ayrılır. Niye orada çalıştırmıyoruz o motoru? O akıldır. Bu işler akıl ile başlar, gönül ile devam eder. Gönül ile devam edeceğin yere motorları, yani aklı kullanmaya kalkarsan o aklı da yitirirsin. Akıl diye bir şey kalmaz. Asıl delilik orası olur. O delirmek olur. İşte deliyle meczup arasında çok ince bir fark vardır. Evet. İşte şizofrenle dahi arasında ince bir fark vardır. Evet. İşte onlar da bu ayrımdır. Eğer sen gönlün olduğu yerde aklını kullanmaya çalışırsan, benim aklım var dersen, orada bir kara deliğe saplanırsın. Orada akıl işlemez. Yani üst üçgen bölgede akıl yok. Orada gönül var. O yol gönül ile yürünür. Zaten bu enstrümanın 5. telinden sonra, raziyeden sonrası senlik bir şey değildir. Şimdi bunlar çeşitli çalışmalarla bu noktaları aşmak mümkün. Bu enerji merkezlerini aktif bir şekilde kullanmak ya da bu nefis noktalarını aşabilmek mümkün. İşte riyazetler, oruçlar, evet, işte ritüeller, çalışmalar, onlar bunlar. Bir sürü ritüeli var. Her inancın, her felsefenin kendine ait ritüelleri var. Bunlarla bunları aşmak mümkün. Buraya kadar gelebilirsin. Oradan ötesi hak verir. Çünkü burası razı olma makamı iken, bunun bir üstü hakkın senden razı olma makamıdır. Şimdi sen onu nasıl geliştireceksin? Sen onu geliştiremezsin. Ancak onu o verir. Üst iki makam. Onun üstü zaten nebi sıfatıdır. Nebiullah denir. Onun üstü zaten nebi sıfatıdır. Ve o nebi sıfatını da o nasip eder. Kemale noktasıdır. Yani 99'u bilen 100'ü de çözmüştür noktasıdır. 99 Esma-ül Hüsna. Evet. Bizim bildiğimiz 99 Esma-ül Hüsna. Bir de bunun yüzü vardır, biz bilemeyiz. O sırdır. Hallacı Mansur görmüş mü? O sırrı ermiş mi o zaman? Ben bilmem. Ben hiç karışmam o işlere. O adamların işlerine karışmaya gelmezsin. Yani herkes kendi hakikatini yaşar. Herkes kendi tekamülünü yaşar. Hakikat sırdır. Herkese nasip olmaz ve herkese de söylenmez zaten. Şöyle düşün. İki dostunla oturuyorsun, sır veriyorsun dostuna ve sırrını gitti birisine anlattı. Bir daha verir misin ona sır? Bu işte böyledir. Hakikat sırrı sana gelir. Ama sen bu sırrı gider verirsen birilerine, bir daha akış kesilir. Gelmez o bilgi sana. Öyle mi? Tabii ki gelmez. Neyi paylaşıp paylaşmayacağınız... Ya bir usta nasıl öğretir o zaman? Nasıl el verir? Nasıl paylaşır? Nasıl paylaşır? İlmi hakikat ehil olanla. Hakikat bir ilimdir. Ehil olanla paylaşılır. Ve hakikat öyle bir şeydir. Geldikçe böyle aşk ile yanar için böyle haykırmak istersin. Onu herkese anlatmak istersen, ama bunun bir yolu vardır. Havaslamak deriz. Sırlamak deriz. Seramik bile yaparken sırlamıyor musun seramiği? Evet. Burada bilgiyi sırlarsın. Bilgiyi nasıl sırlamak, bilgiyi sırlamak. Bilgiyi sırlamaktır. Bunu nasıl yaparsın? Örnek veriyorum. Akışta sana geldi ve haykırmak istiyorsun bunu. Artık yaymak istiyorsun, vermek istiyorsun bunu. Ama hakikat sır olduğu için vermekten de imtina ediyorsun. Ama vermen de lazım. Allah Celle Celaluhu diyor ki son peygamberimizden sonra, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra vahiy yolu kapandı ama ilham yolu açık diyor. Doğru mu? İlham gelir sanatçılara, işte şairlere. Mesela Yunus Emre. Ya. O şiirler nereden geliyor? Ne anlatıyor? Bir şiir baktığında. Mesela bir sanatçının çıkıp söylediği bir şarkı. Bir müzisyenin çaldığı bir enstrüman. Bir ressamın yaptığı bir resim. Resme bakıp görebiliyorsan, ehilsen oradan o mesajı alırsın. Eğer ehilsen o mesajı oradan alırsın. Ne diyor? Çünkü hakikat ehilleri böyle sohbet eder. Onlar birbirini görür. Bir tanesi çıkar şarkı, mesela Barış Manço. Rahmetli Barış Manço. Büyük derviş. Çok. Şimdi onun şarkısını bir dinlemek var, bir de dinlemek var. Evet. Bir ondan bilmek var, bir onu yaşamak var. Yani şimdi orada ne anlatıyor? Ama bak söylüyor, hakikati anlatıyor orada aslında da. Ama sırlamış, şarkıyla anlatıyor. Kaç kişi anlar? Şimdi ben sırlarını tek tek anlatabilirim. Ama bu sefer hakikati aşikar etmiş olabilirim. Öyle dinliyorsunuz şarkılarını o zaman. Tabii ki öyle dinliyorum. Yani bir resme baktığımda bakıyorum, o resim nereden gelmiş? O resmi hangi bilinçle yapmış o kişi?
neyle resmetmiş? Ben şöyle söyleyeyim, ben sanatçı olsaydım, eğer benim öyle bir yeteneğim olsaydı, Allah kime neyi vereceğini de çok iyi bildiği için bana vermemiş onu. Ya öyle bir yeteneğim olsaydı, ben gördüklerimi resmetseydim dünyanın en ünlü ressamı olurdum. Öyle söyleyeyim. Eğer o yetenek bende olsaydı. Sizin gördüğünüz gibi görürüm ama o resme bakan herkes. Onlara da o yeteneği vermiş. Onlar gördüklerini resmediyorlar. Bana da başka yetenek vermiş. Ben de konuşurum. Ama kelimeleri ona göre seçerim. Üslup çok önemli. Nerede neyi nasıl söylediğin, nasıl anlaşılabilir olduğu. Çünkü herkes istediği gibi anlayacak bu kelimeleri. Bizim burada konuştuğumuzu insanlar izlerken nasıl anlamak istiyorsa öyle anlayacak. Şöyle mesela, ben sende tutuklu kaldım, kendi hayatımdan çaldım, yedi cihan dolandım, bana mısın demiyor. Ben bunu ilk duyduğumda dedim ki bunu ancak ben Yüce Allah'a hissederek bu kelimeleri söyleyebilirim. Ya bunu, bana o Allah sevgisi hissettirir herhalde bu sözleri demiştim. Yani böyle algılamak, bir örnek olsun diye söylüyorum aşk, şarkıları dinlerken. Aşk dediğin şey tektir. Aşk sadece Allah'a olur. Allah'a olan aşkını maddenin üzerinde yaşayabilirsin. Allah demiyor mu? Bir zahiri benden çok sevdiğinizde elinizden alırım. Evet. Niye alsın? Sevmeyecek miyiz onu? Hayır, seveceğiz. Onu seveceğiz. Sadece Allah'a olan aşkımızı, Allah'a olan sevgimizi o vesileyle yaşayacağız. Çok basit örnek. Eğer insanlar bu usillere uysalardı, şu anda evli çiftler arasında hiçbir şekilde problem olmazdı. Kesinlikle olmazdı, olamazdı zaten. Ne için biri olduklarını bilseler idi mi? Hayır, karşısındaki kırdıkları kalpte ne var onu bilselerdi, onu idrak etselerdi. Allah demiyor mu ben garip kulumun kalbindeyim? Sen orada kırarken neyi kırıyorsun? Nereyi kırıyorsun? Neye davranıyorsun? Neyi seviyorsun? Neye aşkla bakıyorsun? Biz ne zaman ki birileri için bir şeyler yapmaya, bir şeyler olsun diye eylemler yapmaya başlarsak o zaman blokaja takılırız. Maddesel verilere tutunduğumuz sürece kaybederiz. Dikkat edin ilişkilerde. Şöyle bakın. Önce ruhla bağlanır insanlar. İlk zamanlar böyle cicim ayları dedikleri muazzam bir an geçer. Çünkü onun gözüyle, kaşıyla, saçıyla, başıyla işi yoktur onun. Evet. O an sadece hissettiğini yaşıyordur. Bir süre sonra olay değişir. Çünkü onun maddesel varlığına tutunmaya başlamıştır. Bu sefer gözünün üzerinde kaş var senin. Saçının rengi de hoşuma gitmiyor. Sen böyle yapıyorsun, bana bunu söylüyorsun, bana böyle davranıyorsunlar başlar. İşte o zaman konu kapanır. O zaman aşk biter. Çünkü maddeye tutundun. E ne oldu? Leyla ile Mecnun'un hikayesi. Hı hı. İşte adamın biri geliyor diyor ya. Kimmiş bu Leyla diyor ya. Bu Mecnun'a bu öyle diyor. Çöllere düşünmüş onu yapmıyor. Bir gideyim göreyim şunu. Bir bakıyor çirkin bir şey diyor. Sen misin diyor onu öyle yapan. Bir de sen bana diyor onun gözleriyle baksana. Ya bu misal. Yani aşkı nerede gördüğün çok önemli. Her şeye aşık olabilirsin. Aşkını her yerden yaşayabilirsin. Kahveye de aşık olabilirsin buradan. Eğer buna kahve olarak bakarsan bu dünyasal bir veri. Evet. Ama bu rızıktır. Rızık nedir? Rezzaktır. Rezzak nedir? Allah'tır. Esma-i Hüsna'nın oluşumu var. Hayattır. Yılan kuyruğunu ısırıyor dedik ya. Bak nereye gidiyoruz? O sembolü soracaktım zaten. Sohbet nereye doğru evet. gidiyor? Dikkat ettin mi? Kök çakradan başladık. Kök evet. enerji merkezinden başladık. Nefsi emmareden başladık. Yukarıya doğru gidiyoruz. Sohbetimiz bu. Biz o haldeyiz diyemem. Biz sadece bunları biliyoruz ve konuşuyoruz. Keşke o hallere gelebilsek. Ne mutlu da. Ama ne yaptık? Sözel olarak şimdi. Anlatım olarak, teori olarak ne yapıyoruz? Bak anlatıyoruz. Çıktık mülhimenin üzerine, raziyeye çıktık, razı olduk biz her şeyden. Nereye doğru gidiyoruz? Kemale noktasına doğru gidiyoruz. Biz nereden başlamıştık? Kemale'den başlamadık mı? Tekrar oraya mı dönüyoruz? Yılan ya, kuyruğu, o yüzden kuyruğu. Yılan ama. Kuyruğunu ısırdı. Yani aslında bu yolculuk insanın kendi içine yapmış olduğu yolculuktur. O yüzden hakkı bilen kendini bilir, kendini bilen de hakkı bilir. Bunlar boşa söylenmiş sözler değil. Sadece felsefi sözler değil bunlar. Altı dolu, çok dolu sözler bunlar. Yani buradan bunu idrak etmek. İlmen yakin, aynel yakin, hakel yakin. İlmen yakin, herkes her şeyi bilir. Bunu herkes biliyor bu arada. Herkes bugün bir Yunus Emre dizisi izlemiştir. Herkes bugün şeriatı da bilir, hakikati de bilir, marifeti de bilir. Fena fillahı da bilir, letaifleri de bilir, nefisleri de bilir, çakraları da bilir, hepsini bilir. Herkes biliyor bunları. Peki aynel yakin hangisi idrak ediyor? Kaç kişi idrak ediyor bunu? Hadi hakkel yakin
kaç kişi boğuluyor, kaç kişi ona bürünüyor, hal ediniyor. Bu mühim olan bu. Bilmek var, anlamak var, idrak etmek var, yaşamak var. Bunların her biri baş başka şeyler. Ben düne kadar okuduğum kitapta kişinin, isim vermeyeyim ya da vereyim, Şeyh-i Ekber İbni Arabi'nin kitaplarını okurken, çünkü ekolümüz o, oradan gidiyoruz, silsileye öyle bakıyoruz. Okurken ben hep şöyle bakıyorum, ah ya mübarek ne güzel söylemiş ya, ne güzel demiş, ne güzel demiş, ne güzel demiş. Bir süre sonra benim bakış açım değişti. Ben şimdi onun ne güzel dediğinle ilgilenmiyorum. Neyle ilgileniyorsun? Hangi bilinç seviyesinde demiş, onunla ilgileniyorum. O bilinç seviyesinde çıksam, nasip olsa ben ne derim acaba? Ben orasıyla ilgileniyorum. Çünkü onun hakikati. O bilinç seviyesinde onun hakikati. Peki ben o bilinç seviyesinde hangi hakikatte olacağım? Ya da ben o bilinç seviyesine erebilir miyim? Ve orada kalmak. Ve orada kalmaktan bahsediyorum. Ama ne diyor? İnsan kamildir. Yani insanı kamildir. İnsanı kamil Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Halifelik demek sorumluluk gerektirir. Şimdi biz beşeriz. Biz beşeriz. İnsan olmak yolunda gidiyoruz. Ondan sonra insanı kamil. Ondan sonra halife oluyorsun. Mevzu bu. Amacımız o noktaya ulaşabilmek. Ama bizim şöyle de bir durumumuz var. Biz yolun neresinde olduğumuzla ilgilenmeyiz. Yolda mıyız, değil miyiz? Biz oraya bakarız. Karınca misali bu da. Karınca bavulu yükleniyor. Evet. Hacca gidiyor. Diye yola çıkıyor her sabah. Diyorlar ki ya öleceksin bu yolda. Varamayacaksın. Ben de diyor biliyorum diyor. Varamayabilirim diyor. En azından diyor oranın yolunda ölürüm diyor. Bizimkisi o misal. En azından yoldayız. Ölürsek de bu yolda ölelim de başka yollarda ölmeyelim. Yoldan çıkmayalım. Yoksa yolun neresinde olduğumuzla ilgilenmiyoruz. Yol biterse oyun biter zaten. Biz hep 5 lirayı çekenlerdeniz. Bu yolu güzel yapan da o yolculuğun kendisidir. Ondan sonra yol da biziz, yolcu da biziz, yolculuk da biziz. Konu oraya geçiyor. İnsan kendine giden yoldan sıkılır mı? Neresinde olduğu önemli mi? Yolda mısın? Bitti. Ben bir yerlere giderken bile öyle yaparım. Arkadaşlarla görüşürüz. İşte örnek ben Fethiye'lere gidiyorum ya sürekli. Evet. Şimdi etkinlik var 29'unda. Ne zaman yola çıkıyorsun? Çıktım bile. Nasıl ya? Yoldayım şu an. Çünkü o paylaşımı yaptım. Ona niyet ettim ben yola çıktım. Yolum sadece şu an İstanbul'dan geçiyor. Buralarda da oyalanıyorum. Günü geldiğinde oraya varırım elbet. Nasip olursa. Yoldayım işte bak. Yolculuk. Neresinde olduğuyla niye ilgileneyim? Fethiye kaç kilometre? İlgilendirmiyor beni. Kaç saat sürüyor? Orası da beni ilgilendirmiyor. Emin ol en uzun sürede ben gidiyorumdur. Çünkü ben yola bayağı oldu çıkalı. O kampta bence kamp o değil mi? Kamp. Ne arıyor oraya gelenler ve ne bulma niyetiyle geliyor? Çok ilginç çünkü gerçekten. Öncelikle şu ne arıyor sorusu. Ne aradığını bilmeye geliyor. Aslında ne aradığını bilmiyor. Öncelikle ne aradığını biliyor. Onu bilmesi gerekiyor. Sonra aradığı şeyi bulmaya çalışıyor. Çünkü insan aradığı şeyin ne olduğunu bilmeden sadece arar durur. Görse de farkına varmaz. O yüzden arayanlar bulur, bulanlar hep arar. Bu işte öyle gidiyor. O yolculuklar da nasipli oluyor ya. Güzel kamplar oluyor orada. Aşk oluyor, meşk oluyor. Dağ yaşıyorsun var, mı? Taş var, toprak dağ var, var, taş var, gece toprak var, yıldızlar. Aslında öz var, öze dönmek var. Evet. İçe dönmek var, kendi içine sessizlik dönmek var. Sessizlik var. Sessizlik var. Tekamül var. Meditasyon dediğimiz şey. İşte doğu felsefesi meditasyon der. Biz tefekkür deriz. Tefekkür var. Oruç var. Susma orucu var. Susuyoruz. Kendi içimize dönüyoruz. Bu bir çeşit bir inziva mıdır? Bir çeşit inziva. İnsanın kendi mağarasına çekilmesi. Evet. Yani şey yapıyoruz aslında. Hakikat bir denizdir. Hı hı. Biz denize dalar, incilerin peşindeyiz. Onları izleriz orada. Ama denizden dışarıya çıkıp da dalmayan bir insana bak bu inci demeyiz. Ne yaparız? Kıyıda köşede bir iki midye kabuğu buluruz. Onları hediye ederiz onlara. Biz midye kabuğu veriyoruz insanlara. Çok görmek isteyen varsa inciyi o denize dalacak. O nefesi bir tutacak orada yani. O lazım. Zülcelal ve ikram. Yani olmadan olmuyor. Olacak. Susma orucu susunca neyi duymaya başlar susan kişi? Susanlar bilir ya. Evet. Susarsan bilirsin. Bizde bir laf vardı. Biz alimin yanında dilimizi, evliyanın yanında kalbimizi tutarız. Bunun sebebi şudur. Biz alimin yanında konuşursak alim konuşamaz ve biz ondan yeni bilgiler alamayız.
O yüzden susarız. O bilgiler akar bize. Anlatır o. Çünkü gelen ondan değildir. O sadır ilmidir. Sadırla konuşur. İki tip ilim vardır. Bir satır ilmi, bir de sadır ilmi vardır. Satır ilmi kitaplarda yazan, senin kitabı okuyabildiğin kadar, kafanın aldığı kadardır. Sadır ilmi ise hakkın verdiği kadardır. Ondan gelen sadır ilmi olduğu için biz susarız orada. O bilgiyi alırız onu. Keseyi doldururuz. O yüzden susanlar bilir. Evliyanın yanında ise kalbimizi tutarız. Evliya diliyle konuşmaz zaten. Kalbiyle anlatır her şeyi. Orada da kalbimizi tutarız. Bizim kalbimizden bir şey çıkmasın da sadece ondan gelsin ve biz ondan faydalanalım diye. Olay budur aslında. Bunların her birinin altı dolu dediğim gibi. Her biri biliyor mu? Her biri bir yol. Hiçbir rehber kişinin tekamülüne müdahale etmez. Rehber sadece kapı kapı gezdirir seni. O kapının içerisinde ne yapacağın seninle ilgilidir. Çünkü orada da sana müdahale ederse bu sefer sen tekamülden uzak kalırsın. O zaman sen tecrübe denilen şeyi nasıl edineceksin? O yolun feyzini nasıl alacaksın? Canın acıyacak ki, bir yanacak ki. Yani tadı farkına varabilmen için acının bir yakması lazım seni, tatlının olabilmesi için, senin için. Sana gündüz olabilmesi için geceyi yaşaman lazım. Karanlıkta oturanlar ışığı görür. Ama öyle bir hal geliyor ki acı acı olarak algılamamaya başlıyorsunuz, işte hissetmemeye başlıyorsunuz değil mi? O da letaif de oluyor. O letaif mertebeleri oluyor. Şimdi bu nefis dediğimiz olayın temel seviyesi. Yani herkesin, her seviyede insanın öğrenmesi gereken, aslında kendini bilmesi gereken konudur. Ondan sonraki yolculuk ise işte hakikat, asıl yolculuk orada başlar. O da sırdır, herkese nasip olmaz. Orada o derinlemesine olan, ileri seviye olan konulara giriliyor. İşte letaifler giriyor devreye, farklı şeyler giriyor devreye, fena fillallah giriyor devreye. Konu vahdidi vücuda kadar gidiyor. O çok başka noktalara kadar gidiyor. Bu sefer okyanusa bakıyoruz. Okyanus, bardak, su, biz, dünya. Yani orası çok akıllı işi değil, öyle söyleyeyim. Çok. Deli mektebi o kısım. O kısım biraz daha farklı gelişiyor. Ama dediğim gibi biz şimdi bu kısımda olduğumuz için bu kısmı konuşuyoruz. Nabzın aynı attığını keşfettiği anda insan zaten herhalde. Tabii bu frekanstır. Zaten insan radyo vericisi gibidir. Bütün dünya, bütün ağaçlar, çiçekler, böcekler, kuşlar, gece, gündüz, gökyüzü, yeryüzü hepsinin bir bütün olarak aynı nabız atışında olduğu o frekansı yakalarsa hiçliğe erdiği andır herhalde hocam. Onun adı da nedir? Allah her an şendedir. Allah her an şendedir ne demek? Allah her an varoluştadır. Her an varoluştadır. Her an varoluş nasıl olur? Tecelli ile olur. Tecelli ne eder? Esma-ül Hüsna eder. Şafi ile iyileşirsin. Doğru mu? Kerim ile genişletirsin. Rezzak ile rızıklanırsın. Bunların her biri tecelli ettiği için sende bunlar olur. Bu Rezzak isminin tecellisidir. Bugün bir hastanenin kapısından baktığınızda, oradan taburcu olan bir hastaya baktığınızda, o da Şafi isminin tecellisidir. Kendini ispat ediyor işte orada. O yüzden ben hep şey derim, sabrı çok olanın derdi de çok olur. Aa, güzel. Şimdi bu bir dert. Bunu alalım, bu da bir dert. Buna yağ sabır çektik, dert gitti. Buna da yağ sabır çektik, dert gitti. Ama bizim ağzımıza plesenk oldu. Ya sabır, ya sabır dedik. Allah kendini ispat eder. Orada bir sabredilecek bir şey yok. Sen sadece ya sabır dedin. O kendini ispat edecek varlığını ne oluyor? Sana derdi de geliyor. O yüzden sabır olanın derdi de çok olur. O yüzden ağzımızdan çıkan kelimelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden sözler hayat buluyor. Zikir denilince insanlar yanlış anlıyor. Zikir demek bir şeyin tekrar tekrar söylenmesi demek. O zaman ne zikrettiğiniz mi önemli? Ne zikrettiğin önemli. Mesela günlük hayatın içerisinde bir sürü ağzımıza plesenk olmuş cümleler vardır. Kelimeler vardır. Hep bunları zikrederiz farkında olmadan. Ve bunu yaşarız. Çok basit örnek. Telefonla birisi bizi aradığınızda ne yapıyorsun? Yani ne yapalım? Koşturuyoruz işte. Mesela. Evet. Hayat boyu koşturursun sen. Ararsın. Ne yapıyorsun? Ya ne yapalım kanka, sürünüyoruz ya. Sürünmeye mahkumsun. Sen kendi kendini süründürüyorsun. Çünkü onu zikrediyorsun sürekli. Sürekli onu zikrediyorsun. Çok ilginç gerçekten, evet. İnsan bir an düşünüyor her seferinde ne diyorum. Çok bir yoğun. Düşünün bakalım şimdi. Evet. Gün içerisinde en çok kullandığınız kelime ne? Ondan sonra bir de geriye dönüp bakın bakalım siz ne yaşıyorsunuz? Of ya mı diyorsun? Bıktım mı diyorsun? Yeter artık mı diyorsun? Sıkıldım mı diyorsun? Bakalım ne yaşıyorsunuz? Evet. O yüzden neyi zikrettiğinize çok önem vermemiz gerekiyor. Çünkü insanlar hisseder. Hissettiği gibi düşünür. Düşündüğü gibi
konuşur, konuştuğu gibi yaşar, yaşadığı gibi ölür, öldüğü gibi dirilir. Net. Hı hı. Yani biz bunu reddedemiyoruz zaten. Amenna ve saddakna diyoruz. Buna inandık, iman ettik biz. Zaten gerisi yok. Her şey ondan ibaret. Bu bilinçleri geliştirmenin tek yolu bunları öğrenmekten geçer. Çünkü insanoğlu içinde bulunduğu dönemi okumakla mesuldür. İçinde bulunduğu dönemi anlamakla mesuldür. Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir de ikrahtır. Oku. İnsanı oku, hayatı oku, dönemi oku. E çok akıllıyız ya, bizim bir benliğimiz var. 2 yaşında falan oluşuyor bu arada. Hmm. Benim demeye başladığımız zaman o benlik duygusu oluşuyor işte. Orada başlıyor. İşte burada bizim cüz'i irademiz var ya. Hmm. Bir de külli irade var. Allah ne isterse onu veriyor. Bir de cüz'i irade var. Allah dedi ki size düşünüp tutasınız diye akıl verdim. Mantık verdim, öğüt verdim size diyor. Yapın. Cep telefonu külli iradedir. Allah sana onu verdi. Cep telefonuyla birine küfür etmek ya da seni seviyorum demek senin seçimindir. Sen ne tarafı seçiyorsun? Hangi taraftasın sen? Karanlıkta mısın, aydınlıkta mısın? Bak, külli irade sana bunu verdi. Evet. Cüz'i irade ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın onunla? Bu da sınav işte. Bu verdiği her şey için geçerli. Evet, evet, evet. Aynı şey. Yani sadece örneklemesini oradan evet. verdim. İşte yani orada bir şeyleri yapmak senin elinde. Artık sen neyi istiyorsan onu yaparsın. Nefsine uyarsan küfür edersin. Ama nefsini eğitirsen sevdiğini söylersin. Aradaki fark bu. O yüzden biz kendimizi tanımalıyız öncelikle. Öncelikle biz neyiz? Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Dünya nedir? Hayat nedir? Yaşam nedir? Ya da gün içerisinde ya da kendi inançlarımız doğrultusunda yaşamış olduğumuz, her neye inanıyorsanız inanın, hiç fark etmez. Yaşamış olduğunuz bazı törenlerde, işte cenazelerde, düğünlerde, onlarda bunlarda bir şeyler yapılıyor. Bunları orada yapıyoruz yalap şap, bir çıkıp gidiyoruz. Ya gerçekten ne yaptığımızı hiç düşündünüz mü? Kaç kişi düşünmüştür? Ne oluyor burada ya? Neden gömülüyor toprağın altına? Neden bunlar okunuyor başında? Niye hakkımızı helal ettiniz mi diye soruyor. Neden soruluyor bunlar? Neden bir çocuk doğduğunda alıp kulağına ezanla ismi evet. okunabiliyor? Bu neden yapılıyor? Bunları öğretmek de çok önemli. Çok basit örnek. Bizim din adamlarımızın öğretim şeklinde biraz sıkıntı var. Gönülden konuşmuyorlar çünkü. Biraz gönül katmak lazım bir şey. Ya. Onu yapma günah. Bunu yapma günah. Onu yapma Allah çarpar. Bunu yapma. Ya bir dur abi. Bir sakin ol. Niye güzellikten bahsetmiyorsun? Adamın algısını uyandırıyorsun o tarafa. Çok basit örnek. Tuvalete sol ayakla girmeyin. Günah. Çarpılırsınız. Tamam girmeyeyim de. Tamam günah anlıyorum da. Ama neden? Bana bunu anlatsana. Bunu anlat, ifade et. Bana baskılama. Yani baskıladığın zaman itiyorsun beni çünkü. Bana gelen danışanların yarısından çoğu deist. Hepsinin ailesi de aşırı dinci. Baskı. O günah yanarsın, bu günah patlarsın. Hayır, bir dakika. Ters etki mi yapıyor yani? Tabii ki. Çok basit örnek iş. Biliyor musun neden tuvalete sol ayakla girilmez? Sol mu sağ mı hocam? Sol ayakla girilmez. Öyle mi? Sağ ayakla gireriz. Hı. Yine çıkarken de farklı çıkarız. Sağ ayakla çıkarız. Neden bilir misin? Neden? Hiç bilmiyorum. Bunun sebebi bellidir mesela. Bak, bilimsel karşılığı var ya. O kadar basit. Aslında bunu böyle anlatsalar kimse bir şey demeyecek. Bir insan ölüm halinde bütün vücut beden ağırlığı sağ tarafına gider. Pardon, tuvalete sol ayakla giriliyor. Sol, evet. Kafam da benim karıştırıyor. Sol ayakla gireriz. Sebebi vücut ağırlığımız sağ ayağımıza gittiği için ölüm halinde. Eğer o anda ölüm hali gelirse tuvaletin içine düşmeyelim diye. Sebebi bu. Pis yerde ölmeyelim diye. Sağa düşmek için. Evet. O yüzden. Çok ilginç. Sebebi budur. Sağ ayakla girmeyiz tuvalete. Zaten günah diye adlandırılan her şey bize zarar veren şeylerdir. Bizim bedenimizin zararına olan şeylerdir. Mevzu bu. Beden nedir? Ruh nedir? Cep telefonuyla sim kart gibidir yine bu da. Şimdi cep telefonundan sim kartı çıkartalım, en fazla fotoğraf çekersin. Evet. Ama sim kartı taktığın zaman dünyanın her tarafına i̇letişim, ulaşırsın. İletişim başlıyor. Evet. Cep telefonu bedendir, sim kart ise ruhtur. Bu beden ruhumuzun bu dünya aleminde birbirleriyle iletişim kurabilmesi için gerekli olan bir materyaldir. Bu kadar basit. Şimdi sen cep telefonunun antenini sökerek teslim edersen ya da camını kırık teslim edersen
giderken yerine. Hı hı. Tabii ki bunun bedelini ödeyeceksin. Otele gittiğinde bir zarar verdiğinde çıkışta parasını ödüyorsun değil mi? Bu da bir zahmet ödeyiver yani. O zaman tırnak içinde boş boş yaşıyor diye yorum yapılan insanlar sim kartsız sadece bedenle yani ne isteyeyim aileden çıkamayan insanlar. Flaş çeker, fotoğraf çeker, elinde var, telefonda var bunda ama icraat yok. Az önce siz derken hocam kahvenizi yudumlarken korkutulmaktan bahsettiniz. Şimdi biz son zamanlarda hep korku enerjisi yayan kelimeleri kullanmakla bir kesimde eleştiriyor. Ama bir kesim de bu gelişmelerden haberdar olmak da istiyor ve bunu paylaşmadığımız zaman niye görmezden geliyorsunuz, şu olaylarla ilgili niye konuşmuyorsunuz gibi yorumlarda da bulunuyor. Gönlünü yapmaya çalışıyoruz bütün güvenen dostlarımızın, sağ olsunlar. Ama siz derken şu korku enerjisinin yüksekliğini biz sizinle çekim öncesinde de konuştuk. Evet. Ama ilk Allah'tan korkutularak biz korku enerjisiyle Allah'a sevdirmeye çalışıldığını görüyoruz. Evet, zaten yanlış burada. Yanlışın dik alası burada. Evet. Allah'tan korkarsın ama Allah korkusu nasıl biliyor musun? Bir çocuğun annesinden olan korkusu gibidir. Çocuk annesinden korkar, yine dönüp annesine sarılır. Anneye diye. Evet. Allah sevgisi böyledir. Allah kuluna aşıktır ya. Allah kulunu sever. Allah kulundan kendini izler. Allah yakmaz, Allah biçmez, öyle bir şey yok. Sen ne yapıyorsun, ne yapıyorsan, bu kadar basit. Sen yapıyorsun. Her ne yapıyorsan kendine, senden başka hiç kimse yapmıyor. Çünkü sen ile senden içerideki çatışıyor orada. Hmm. Ama burada yetiştirilmede de çok önemli şeyler var. Çünkü toplum içerisinde anneler iki tane çocuk doğuruyor. Bir tane doğurmuyor ki. Bir zihninde doğurduğu çocuk var. Bir de gerçekte doğan çocuk var. Onun zihninde bir çocuk doğdu. Mühendis olacak, doktor olacak, polis olacak, o olacak. Sigortası olacak. Maaşı olacak, şu kadar evi olacak, parası olacak. İngilizce konuşacak, spor yapacak. Bütün hepsini bilecek, piyano çalacak. Sordun mu abi sen o çocuğa ne olmak istiyorsun? Bir bak bakalım, bir otur izle başta bir karşıdan. Bakayım o nereye evriliyor, onun yeteneği ne? O ya bir insan yolculuğu. Matematik dahisi olamayabilir ama muazzam tablo yapıyor olabilir. Abi sen bu çocuğa niye matematiği dayatıyorsun? Yok işte onda o ekipman yok. Al bunu burada kullan. Şimdi bizim zihnimizdeki yetiştirdiğimiz çocuklar var. Bir süre biz onu yetiştiriyoruz. Ondan sonra biz çocuk bir özgür kalıyor. Ondan sonra diyor ki, diyor şimdi yaktım çıranı diyor. Bu senin zihninde yetiştirdiğin benim diyor. Hmm. Şimdi sen de yoksun diyor. Ben diyor kendi benim yaşayacağım diyor. Ondan sonra al sana bipolar. Çifte karakter. Oo. Çok büyük vebali var. Ne bekliyorsun? Gerçek kendisini çıkartıyor orada ama onu da bilinçsizce çıkartıyor bu arada. Evet. Kontrolsüz güç, güç değildir ya. Bu zaten ruhsatsız silah taşımaya benzer bu. Bak silah her iki şekilde silah. Hı hı. Biri ruhsatlı, biri ruhsatsız. Ruhsatlı olunca taşıyabiliyorsun. Buna iznin var. Ama ruhsatsız olunca bunun için ceza yatıyorsun, doğru mu? Evet. Fark ne? İki şekilde de silah bu. İki şekilde de aynı eylemde. İki şekilde de aynı eylem gerçekleşiyor. Fark ne? Birinde ceza yokken birinde ceza var. Çünkü birinde bilinçli değilsin. Elindeki gücü kullanmayı bilmiyorsun. Hı hı. İçindeki sen bastırıldığı için vakti zamanında sen o içindeki seni kontrol edemediğin için zarar vermeye başlıyorsun. Bunun adı da sapkınlık oluyor işte. Bunun adı da bizim çocuk yoldan çıktı oluyor. Çocuğu yoldan kim çıkarttı? Ya da hiç yolda mıydı çocuk? O çocuk senin zihninde yetiştirdiğin ve büyüttüğün çocuktu. Bu kadar basit. Evet. Ondan sonra topluma baktığımızda bugün antidepresan kullanım yaşı nereye kadar düştü? Hepimiz biliyoruz. Bu yaşlarına kadar düştü. Peki bu ilaçlarda insanlar uyuşturulmuyor mu? Uyuşturuluyor. Uyuşturuluyor. Bizim olayımız korkuyu, şimdi korku dediğin için evet, oraya geliyorum. Bizim olayımız korkuyu ortadan kaldırmak değil. Polyanacılık oynamanın manası yok. Dışarıda kan dökülürken ne yapacakmışım burada? Pozitif pozitif oturup bakacak mıymışım? Nasıl olacakmış? Görmediğim sürece korku yok mu? Hayır. Bu sadece pisliği halının altına süpürmeye benzer. Başka hiçbir işe yaramaz. Evet. Biz korkuyu yönetmeyi öğreneceğiz. Korku bizi insan yapan duygudur. Korkuyu benden aldığın zaman benden geriye ne kalacak? Robotum o zaman ben. Korkunun yönetilemeyen halidir anksiyete. Ona diyor, hastalık ona denir. Korku duygusu olacak tabii. Korku insanı diri tutar. Pozitif paranoya vardır ya. Pozitif paranoya insanı başarıya götürür. Bu kadar basit.
Koruma amaçlıdır değil mi? Ama kontrol edemezsen paranoyak olur çıkarsın. Kontrol ediyorsan başarıyı elde edersin. Hani risk olmadan başarı olmazın. Evet. Daha farklı açılımı işte bu. Risk almak, paranoyaya rağmen riske giriyorum. Neye riske girdin? Nereden biliyorsun riske girdiğini mesela? Çok basit. Nereden biliyorsun? Çünkü kafanda paranoya oluşturuyorsun. O yüzden kendini riskli olduğunu düşünüyorsun. Hı hı. Nasıl bir paranoya? Ya batarsam, ya kaybedersem, ondan sonra dönüyorsun diyor, riske alıyorum. Risk olmadan başarı olmaz diyorsun. Yani paranoyayı kontrollü yapmadan başarıya ulaşamazsın. Doğal olan ya da kodlamalardan gelen paranoyalar tamam, ama bir de bu bizim az önce paylaştığınız zaman korku psikolojisi yayıyorsunuz denen olaylar, bize dışarıdan müdahaleyle oluşan korkular. İşte bu frekans meselesi, tamam. Titreşim meselesi. Kendini bilmezsen bunlara maruz kalırsın. Sen bugün bana bir şey gönderdin. Haber doğru mu değil mi, evet, bilmem. Neydi o haber? Bill Gates'in insan vücudunu frekans aleti olarak, yani bir nevi alıcı verici anten olarak, hı, kullanabilmesine patent aldığı yönünde bir haberdi. Doğru ya da yanlış bilemem. Kaynağını, evet, bilmiyorum. Evet, biz de teyit etmeden varsayalım ki, diyelim ki doğru. Ben bunun, hı, üzerine ne yorum yaparım? Mümkün mü mesela? Bak, hiç kimse böyle bir şeyin olabilitesine bakmıyor. Patent, evet, almasında. Evet. Evet, var mı? Var. Evet, insan bedeni radyo alıcısı ve vericisi gibidir. Çünkü bizde tek bir beden yoktur. Bizde ruhsal beden vardır. Zihinsel beden vardır. Duygusal beden vardır. Eterik beden vardır. Ve fizik beden vardır. İnsan bedeni bir fabrika gibidir. Sadece o makinelerin işi, ona verilen şeyi en güzel şekilde işleyip sunmaktır. Şimdi ben sana buradan sabahtan akşama kadar hakaret etsem oturduğum yerden şöyle. Evet. Ruhun daralır değil mi? Kesinlikle. Vurmuyorum çünkü, müdahale de etmiyorum. Bak, ruhun daralır. Bu ruhsal beden. Senin ruhsal bedenine saldırıyorum. Ruhsal beden ne yapıyor? Onun negatif ya da pozitif olup olmadığına bakmıyor. Ne geldiyse onu işleyip zihinsel bedene gönderiyor. Zihinsel beden bunu kendi formunda işliyor. O da negatif ya da pozitif diye bakmıyor. O da işini yapıyor. Onu zihinsel forma dönüştürüyor. Senin duygusal bedenine atıyor. Duygusal beden de işini yapacak. O da, evet, oradan gelen veriyi işliyor. Ve sen hal olarak o duyguya bürünüyorsun. Bu sefer nasıl bir duygu? Nefret duygusu mesela. Evet. Öfke duygusu. Bunu yaşamaya başlıyorsun. Ya da sevgi duygusu. O duyguyu barındırıyorsun. İşte bu duygusal bedende işini çok güzel yaparak oradaki duyguya çevirdiği verileri bizim eterik bedenimize atıyor. Eterik bedenimiz bizim bedenimizin etrafında yumurta kabuğu gibi olan, saydam bir beden. İşte oradan da bizim fiziksel bedenimize hal olarak yansıyor. İşte yaşamda böyle bir şey oluyor. Şimdi konuşmayalım, tamam, korkuları. Bilmediğin şeyden hasar alırsın abi, bu kadar basit. Biz onu korkutmak için söylemiyoruz ki. Biz ona diyoruz ki, bak böyle bir şey var, bilinçli karşılayın, yönetin. Sen kendini bilirsen istediği kadar patentini alsınlar, istediği kadar oynasınlar. Benim ayarlarımla oynayamazlar. Çünkü ben kendi ayarımı biliyorum. Nereden yapıldığını biliyorum. Nereden ne geldiğini biliyorum. Bunun yolu da okumak, bilmek, öğrenmek, eğitilmek, eğitmek, öğrenirken öğretmek, öğretirken öğrenmek. İnsanın frekans ayarlarıyla oynanmaması için ne yapması lazım o halde? Kendini bilmesi lazım. Bilinçsizsen, halen daha kiralık akıllarla yol diyorsan bir yerde patlarsın. İnsan kendi işletim sistemini bilecek, yazılımını bilecek. Bunun, aynen, yolu da mertebeler mi? Bunun yolu da bu yolculuğa bir yerden başlamak. İşte, hı, örnek veriyorum ya, çok basit örnek. İlk emir ikra. Hı hı. Oku. Ama bizim toplumda şöyle bir şey var. Hoca okusun biz yaşayalım. Ya hocanın kendine ayrı olsa zaten kendi yapar ne yapacaksa. Hoca çok güzel anlatır da kendi yaşar mı? Bir de o tarafına bakmak lazım. O yüzden hocanın dediğini yap da gittiği yoldan gitme diyorlar ya. O misal yani. Şimdi zaten kendine hayrı olsa öyle yapacak. Hoca ancak sana rehberlik yapar. Onu uygulayıp uygulamamak sana kalmıştır. Bu da senin tekamülündür. Bu kadar basit. Kendini bilmelisin. Yargılama. Ya bu adam çakra konuşuyor. Kapat şunu, kapat, dinlen, çıkartacak bizi. Ya yargılama, bir kere yargılama ya. Bir dinle bakayım ne diyor orada.
taraf olmak zorunda. Herkesin duyduğu ve algıladığı farklı oluyor. Tıpkı tekrar işte, tekrar okuduğunuzda her seferinde farklı bir şey algılamak zorunda. Taraf olmak zorunda değilsin. Ya da ben çıkıyorum tasavvufu anlatıyorum. Diğer tarafta ait olan bir insana diyor ki yaramaz, kapatın. Hatta ben takip bırakıyorum, siz de bırakın. Kabul et abi ya. Bir kabul et. Bir yargısız bir yaklaş bakalım ne diyor. Bileceksin. Hepsini bileceksin. Hepsini. Birini savunabilmen için onları da bilmen gerekiyor. Özümde tasavvufçuyum. Özümde Müslümanım elhamdülillah. İnancıma da sahibim. Seviyorum da bu yolu. Bundan yana sıkıntım yok. Ama hepsini konuşurum. Kimsenin bu enerji dediğimiz şey kimsenin patentinde değil. Ne doğu felsefesinin patentinde ne başka tarafın patentinde. Bugün enerji dedikleri şey ya hay Esma-ül Hüsna'sının tecellisidir. Yaşam enerjisi, hayat enerjisi. Sürekli varoluş enerjisi. Ama ya kahhar da esmadır. Red mi edeceğiz şimdi? Yani. Hadi red mi edelim negatifi? Negatif diyoruz ya, karanlık taraf. Red mi edeceğiz? Hayır. Bileceğiz, bileceğiz. Celal esması da var değil mi? Celal de var. Cemal de var. Evet. Ne yapalım şimdi? Cemali yaşarken Celal'i mi reddedelim? Sümme haşa. Hayır, öyle bir şey yok. Hepsini bileceğiz. Kabul etmek demek bir şeyin doğruluğunu ya da yanlışını kabul etmek demek değildir. Kabul etmek demek o şeyin varlığını kabul etmektir. Doğrusu yanlışı sonraki iş. Sen ama baştan reddediyorsan kusura bakma, bu da senin seçimin. Herkes kendi hak ettiğini yaşıyor. Bu kadar basit. İnsanlar kendi hak ettiğini yaşıyor. Kimse kimseye bir şey yapmıyor. Herkes kendine yapıyor ne yapıyorsa. Çünkü biz kendi benliğimiz ve ruhumuz arasında sıkışıp kalıyoruz. İnsan kulaktan doyar. Biz hep buradayız. Kahvenin güzelini içelim, evet. Yemeğin güzelini yiyelim. Bu bizim ruhumuzu doyurmaz. Bu bizim bedenimizi doyurur. İnsan nasıl kulaktan doyar? Can boğazdan gelirle büyüdüğümüz için hocam, büyütüldüğümüz için. İnsan kulaktan doyar. İnsan sohbetiyle doyar. İnsan aşk ile doyar. İnsan sevgiyle doyar. Dinlediğiyle doyar ama güzel dinlediğiyle doyar. Dolayısıyla ruhtur orada doyan. Ruhu doyurursan ruh da seni besler. Verir. İlim çok açık kapıda bir şeydir. Allah Celle Celaluhu ilmi isteyen herkese veririm diyor. Ayırmam. Bak, isteyen herkese veririm diyor. Diğerini kendim istersen veririm diyor. O yüzden hazır verdiği bir şey var. Onu isteyelim bari. İsteyelim ki gelsin. Geleni okumak çok önemli. Bunun için de kendini tanımak gerekiyor. Yani bu şeye benzer, tanımadan. Tanımadan bu yola gitmek şuna benziyor. Arabam var. Evet. Hava 40 derece sıcak. Ama klimasının var olduğunu bilmiyorsun. Yana yana gidiyorsun. Ben sevmedim ya bu arabayla yolculuğu diyorum sonra. Ben de diyorum ki arabanı tanı başta. Bak, onun kliması da var. Aç klima ya, püfür püfür git ya. Bu kadar basit. Hepinizin bir arabası var bu arada. Klimayı keşfedin, yeterli. Herkesin bir arabası var. Hocam yine sizinle şöyle bir kısa ön sohbetimizde ben not almıştım. Etkilenmiştim çünkü. Siz dediniz ki sığ bir yere çekmiyorum gerçekten söyleşiyi. Çok önemli bir yere çekmeye çalışıyorum şimdi. Bu insanın titreşim ve frekansı meselesini konuşurken ve dışarıdan maruz kaldığımız negatif silah olarak kullanılan frekanslardan bahsederken dediniz ki insan önce ne yediğini, yediğinin içtiğini, frekansını biliyor mu? Girdiği markette yüklenip yüklenip çıkıyor dediniz ve marketlerdeki telkine değindiniz. Evet. Telkin unsurlarına değindiniz. Evet. Böyle nur topu gibi ilgi çeken bir başlık bu çünkü. Yediğimizin, içtiğimizin frekansını bilerek mi besleniyoruz? Marketlerdeki telkinler ne demek? Telkin yöntemleri. Bu hayatta her şey bir sesle başladı. Kün feyekün. Ol der olur. Hı hı. Ve bir sesle son bulacak. İsrafil suroflayacak. Her şey sesten ibarettir. Dolayısıyla ses frekansı çok önemlidir. Su hissiyatlı bir maddedir. Ve taşıyıcılığı vardır. Su tepki verir insana. Sıvı tepki verir. Bizim bedenimizin %80'iydi sanırım. Suyla dolu. Doğru mu? Evet. Tamam. Bir yanlışımız varsa kusura bakmasın. Suyla dolu. Evet. Şimdi babaannelerimiz önceden suyu okur verirdi bize nazar altında. Evet. Bu suyu kodlamaktır. Aslında bunu bizimkiler hep yapıyordu. Subliminal mesaj. Babaanne şu suya bir subliminal mesaj gönder de bir rahatlayayım yani. Bu mod. Mutlaka okurdu ve ondan emin olarak içerdi. Orada ne yapıyordu? Hı-hı. Çok basit örnek, ayetle örnek vereceğim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vezahna anki vizrak ellezî enkeze zahrak ve repehleneke zikrak fe inne mâli suyusran inne mâli suyusran fe izâ ferâte fensab ve ilâ rabke fergab. Kodladım. İşte diyor ki orada, biz sizin göğsünüzü yarıp açmadık mı? Her dara düştüğünüzde çekip çıkartmadık mı? Her sıkıştığınızda biz sizi kurtarmadık mı? Kodlama. İnşallah. Değiştirelim. Ve elgaytu aleyke mehabbeten minni. Sevgi enerjisi çalıştırır. Nasıl çalıştırır? O ayetin tam, Taha suresi, o ayetin tamamında şunu söyler. Musa'yı bir sepete koyun ve Nil'e salın. Onu senin ve benim düşmanım olan birisi bulsun. Musa'yı kim yetiştirdi? Firavun yetiştirdi değil mi? Kimin düşmanı? Rabbimizin düşmanıydı. Ve elgaytu aleyke mehabbeten minni. Ey Musa, sana kendinden sevgi ve korunma kudreti verdim. İşte o yüzden Firavun Musa'yı çok sevdi. Böyle korundu. Öyle de korundu. Kodladım. Şimdi aldım. Bunu içtim. Bedenimdeki suya bulaştı. Su aşılanır. Bu arada. Hani zemzem suyunu alırlar koyarlar ya kapak. Evet. Su aşılanır. Yani mayalanır. Mayalanır. Şimdi yani bu suyu ben aldım içtim. Bedenimdeki su da tılsımlandı işte bu. Ve o hal bende belirir. O sevgi enerjisi, o korunma enerjisi bende belirir. İşte Esma-ül Hüsna, işte ayetler böyle hayat budur. Şimdi markete girdiğinizde bir müzik çalıyor orada. O müzik oradaki gıdaları duyuyor, o gıdaların hepsi dinliyor. Sen bu gıdayı alıyorsun. Evine gidiyorsun. Bir güzel açıyorsun. Bir de güzel yiyorsun. O da sende beliriyor. Ya da markette şimdi insan beyni 72 MHz sağlıklı bir insan beyni. Sağlıklı bir insan vücudu da 68 MHz frekans yayar. Radyo vericisi gibidir. O frekanslarda, o titreşimlerde bildiğim kadarıyla 20 Hz'lerin altındaki sesleri bize telkin olarak verirler. Biz verici olduğumuz için, alıcı da olduğumuz için aynı zamanda onu alırız. Alırız ve o hal bizde belirmeye başlar. İşte alışveriş isteği. Ne alsam acaba? Bir çıkarsın marketten, ne yaptım onu? İhtiyacımız olmayan bir sürü şey almışız. Eve gittiğinde fark edersin. Aslında bu pozitif kullanılabiliyor. Maalesef insanoğlunun aklı başka şeylere çalıştığı için negatife çok fazla kullanılıyor. Zaten Türkiye yapı olarak, coğrafya olarak da bu gibi enerjilere çok açık bir ülke. İnsan da dolayısıyla öyle. Çünkü coğrafyada kaderdir. Su grubudur Türkiye'de. Buna açıktır. Ama her manada açıktır bu arada. Pozitif de negatif de açıktır. Çünkü enerji tektir. Çok yüksek ya da düşüktür. Enerjiyi ne tarafa kullanacağı o iradenin elindedir. Dolayısıyla açıktır ama enerjileri çok güzel kullanabilir Türkiye. O yüzden Türkiye'nin sırtı yere gelmez hiçbir zaman. Yani kimse boş değil. Bu ülkede, bu coğrafyalarda boş insanlar yaşamıyor. Ve yaşamadı. Ve yaşamadı. Öyle bir şey yok yani. O yüzden rahat olsun insanlar. Korkmaya da gerek yok. Sadece korkuyu tanımaya gerek var. Korkunun ne olduğunu bilmeliyiz. Korku bizim ekipmanımız. Biz bunu kontrollü bir şekilde kullanırsak anksiyete olmayız ve insan oluruz. Ama tutup da korku duygusunu oradan kaldırdık. Özlem duygusunu kara sevdaya kapıldı. Bastık ilacı. Nerede kaldı diğerleri? Üzülmeyecek misin sen şimdi? Ya da sevinmeyecek misin sen şimdi? Ya bir duygunu yaşamayacak mısın sen? Yaşamalısın. Yaşarsan insan olursun. Ama biz bunları uyuşturduk, yok ettik. Nasıl olacak abi ya? Bu neresi iyiliktir, neresi güzelliktir? Korkuyu yönetmeyi öğret. Endişeni yönetmeyi öğret. Ağrı bile tatlıdır ya. Ağrının bile sana verdiği bir mesaj vardır. Bir öğretidir değil mi? Bir öğretidir. Hı. Okumasını bilene. Düşünün. Ben sizin fiziksel rahatsızlıklarınızdan hayat boyuna yaşadığınızı size söyleyebilirim. Bunun için aile müloma almaya gerek yok. Tek bildiğim şey var. Hangi ağrının hangi duyguyu temsil ettiğini biliyorum. İşte belin ağrıyorsa sen bir şeyi kabul etmemişsin demektir. Belin tutulduysa yeni yaşadın travmayı. Kabul etmiyorsun bunu. Adam seni terk etmiş ya da kadın seni terk etmiş. Hayır, terk edemez beni. Belin ağrır ağrır çatlar belin böyle. Kabul et ya, terk etti. Yani kabul et yani. Doğru yaptı demiyorum. Terk ettiğini kabul et. Doğrusunu yanlışını tartışmayalım. Kabul et, ağrından kurtul. Kabul et, sırt ağrından kurtul. Karar ver, mide ağrından kurtul. Kararsızlık mı mide ağrısı evet, yapar? Evet. Kararsızlık mide ağrısı yapar adama. Gastrit yapar adama.
Beden konuşuyor değil mi aslında? Her şeyi söylüyor. Evet. Ya bunlar için, bunu her insan yapabilir bu arada. Bu ama ancak kendini tanımakla mümkün. Hani bir beden anatomisi vardır ya. Hı hı. O biyolojik bedenin anatomisi. Ruhsal anatomiyi çıkartın işte, bir de ruhun anatomisi var. Spritüelizm. Şimdi herkes çıktı. Spritüelizm, onun spritüelizm. Ya tamam, evet, anladım. Evet yani o kadar çok alt başlık. Spritüelizm nedir? Spritüelizm nedir? Ben spritüelizm diyorum. Adam bana diyor ki ama onun neylerle çalışıyor? Üç harfli beş harfli. Ya bırakın abi, yapmayın. Gözünüzü seveyim. Evet. Üç harfli, evet, ruh. Bitti, bu kadar basit. Ruh. Spritüelizm demek tincilik demektir. Spritüelizm demek öte alemcilik demektir. Spritüelizm demek ruhçuluk demektir. Metafizik değildir. Üçüncü boyut varlıklar değildir. Spritüelizm tamamen saf enerjidir. Spritüelizm insanın kendisidir. Olay bu. Yani herkes spritüelizm diyor da değil öyle o işler. Yani spritüelizm gerçekten ruhçuluktur. Sadece ruhla ilgilenirsin. Başka hiçbir şeyle ilgilenmezsin. Çünkü ruhta ondan bir parça vardır. Onun peşindesindir. Hmm. Ona bakarsın. Cennetini ararsın. Şifacılık barındırır mı? Efendim? Şifacılık barındırır mı? Spiritüalizm. Barındırmaz mı? Barındırır tabii. Varlığı bile yeter. Güzel. Pozitif enerjidir çünkü. Bulunduğu alana yayar. Auro dedikleri şey var ya, o enerji. Hı hı. Yayar. Bulunduğu alandaki o atmosferi rahatlatır. Yani o ferahlığı verir. Birçok felsefenin kitabında da yazar örnekleriyle beraber. Yani Doğu felsefesinde de var, bizim tasavvuf kitaplarında da var. Hepsinde örnekleriyle beraber var. Yani o, bu gibi insanların yanına yaklaştığında, bir kilometre yakında yaklaştığında ferahlamanın geldiği o güzelliğin geldiği. Çünkü orada rabıta enerjisi var. Bunun tam tersi de olabiliyor değil mi hocam? O da negatif işte yani. Ama hayatta her şey zıttıyla, evet, var. O da olacak ki, o da olsun. Hayatta her şey zıttıyla vardır. Şimdi biz negatifi öldürmeyeceğiz orada. Kendini öldürürsün yoksa. Düşün şimdi. 12 katlı bir yapı var. Bir taraf negatif, bir taraf pozitif. Ben diyorum ki pozitif, negatif yok olsun. Dağım vurdum. Zıttımla varım ben. Benden de gitti bir tane. Dağım vurdum, benden de gitti. En son yok olursun. Kabul et. Sen sadece tarafını belirle. Sen ne taraftasın? Negatifte misin? Pozitifte misin? Yoksa onu yok etmek bizim haddimize değil. Biz kimiz ki neyi yok ediyoruz? O yok mu onun sahibi? Bize mi düştü yani? Bizim haddimize mi? İşte affetmek. Allah affetsin. Biz değil. Biz kimiz, öyle neyi affediyoruz ya? Biz ancak helal ederiz. Helallik vardır. Helalleşmek. Yani o kısmı var. Gibi algılar. Bu konu böyle gider bayağı bir. Çok. Bayağı bir gider. Ama siz şimdi Fethiye'de kampınız var. Sizi herhalde bir süre yakalayamayız diye ben de her şeyi sormaya çalışıyorum. Bölüm bölüm çünkü. Değerli dostlarımızla inşallah. Olsun, buraya da yola çıkarız şimdi bugün. İnşallah. Yola çıkarız. Başlar yolculuğunuz. Ben stüdyoya gelmeye başladım o zaman falan. Tamam yani, yolculuk başladı. Evet. İnşallah. Şükürler olsun kavuşturana deriz. Nefsin frekansı nedir hocam? Halidir. Oradaki halde yaptığın eylemde yaydığın frekanstır nefsin frekansı. İşte emmarede yaydığın frekansla levvamede yaydığın frekans başkadır. Emmare mesela nedir? Dünyasal veriyi ister. Ne zaman kabul edersin, bir üste geçersin. Doğru ya, bu yanlış dersin. Ama bunu yaptım, bu yanlış. Ama yanlış dersin, bu seni hissel olarak yaralamaz. Sadece yanlış olduğunu kabul edersin. Bu ufak ufak emmareden uzaklaştığın nokta anlamına gelir. Levvameye geçtiğinde o konu şöyle değişir. Bak, yaydığın frekansa bak, bir anda değişiyor. Orada da bunun pişmanlığını yaşamaya başlarsın. Hmm. Pişman olursun. Kabul ettin. Kabul ettin bir şey hissetmeden levvamede kabul ettin. Bu sefer de pişman oluyorsun. Onun için gözyaşı döküyorsun. Bu da levvamedir. Bak, birindeki çalışan enerjiye bak. Diğerinde, evet, çalışan enerjiye bak. Bu arada bu enerji merkezleri, yani nefis noktalarının her birini biz güncel hayatımızda kullanırız. Sadece bir tane sahne ismi vardır. Hangisiyle sahneye çıkıyorsundur? Örnek veriyorum, şu anda biz yayın yapıyoruz seninle burada. Evet. Bu yayında hangi nefis mertebemizi kullanıyoruz? Sahne adımız ne? Sahne adımız burada nefsi raziye. Beşinci nefis noktamız. Bu sahne adı. Sahneye çıkıyoruz, bütün enerji merkezlerini kullanıyoruz. Gelen bilgi akıştan geliyor. Rabıta noktası. Tecrübe emmareden geliyor. Dünyasal veriler. Oradan biliyoruz. Bunun acısını bilmek levvameden geçiyor. Zamanında kabul etmemişiz. Kabul ettiğimiz nokta
mülhemeden geliyor. Tüm bunları yaşayıp bir duyguya çevirdik, kalpten geliyor. Bunları bir şekilde ifade ettik, dilden geliyor. O da Boğaz Enerji Merkezi Raziye'dir. Bak hepsini kullanıyoruz. Evet. Ama başrolde Boğaz Enerji Merkezi var. Enstrüman böyle çalınmıyor mu? Nasıl kullandığı önemli. Buradan çıkarım dışarıya, birisiyle buluşacağım. Orada kalp enerji merkezini kullanırım. Sahneye onunla giderim. O zaman etrafımızdakilerle enerji alışverişimizle de alakalı bizim. Aynen hangi öyle. Çakradan? Yediğin, içtiğin, giydiğin, duyduğun her şey senin enerji frekansında dalgalanmalar oluşturur. Yani bugün dedikodu yapılan bir ortama girdiğinde direkt böyle göçersin, çok fazla durduğunda hasta olursun. Evet. Çünkü orası çöplük gibidir. Ağırlık çöptü dedik. Çöplük yani, gibidir. Evet. Sürekli dedikodu yapan insanlara bakın, hep iç hastalıkları vardır. Ama pozitif şeyler konuşulan yere gittiğinizde ferahlarsınız. Hı hı. Bak enerjidir. Bu arada negatif enerji fena bulaşıcıdır. Bunu bilmek bile içgüdüsel olarak bunun önlemini almak demektir. İşte kendimi kapatıyorum diyorlar ya Doğu felsefesinde. Ha, evet. Diyor ki aslında ben farkındayım. Ya bunu yapmana gerek yok. Bak ben konunun farkındayım. Buradan negatif geldiğini biliyorum. Kapattın işte kendini. Bu biraz olayı süslemektir. Aslında imaje etmektir. Vizyonlamaktır. Evet. Hakikati gerçek değil miydi? Kapat gözünü, hakikattesin. Ne hayal ediyorsan onu yaşa. O gerçektir ya. Onu yaşıyorsun işte orada. Orada bir fermuar kapatıyorsun. İmaje etmektir, vizyonlamaktır. Bizde de rabıtadır. Tasavvufta rabıtadır. Biz rabıtaya oturduğumuzda ellerimizi koyarız, kafaya yeriz. Biz orada ohoho. Yani. Yolculuk başlıyor. Aslında yol bellidir. Sadece yargılamadan, ön yargısız, taraf da olmak zorunda değilsin. Tarafsız ve bildiklerini unutarak sadece gözlemle ve dinle. Kendinden başla mesela. Nefes al. Burnundan al, burnundan ver. Bir bak bakayım ne oluyor. Ama nefesine dikkat et sadece. Sadece nefesinin farkında olarak al. Ondan sonra şunu düşün 5 dakikada. Ya ben bu nefesi alamasaydım ne olurdu şu an? Ne olur 5 dakika nefesi tıkayalım ağzını burnunu. Evet. Bu soru sormaya da reikiciler karşı çıkıyor hocam, biliyorsunuz, siz daha iyi bilirsiniz. Bizde re yok. Bizde geri yok, hep ileri. Bizde geri yok. Biz de yani şey yapmayalım şimdi ama. Şimdi beni reikicilerle karşı karşıya getireceksin. Gelmesin. Yok bu arada hepsiyle iyi görüşürüm zaten. Ben hepsiyle görüşüyorum. Sıkıntı yok. Reikicilerle de çalışıyorum. Onlardan da var. Birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız da var. Hepsi kabulde. Ben reikiciye bir gün şey yaptım. Benim bir soru sormanın dua yerine geçtiğini. Benim bir öğrencim var. Reikiyle ilgileniyor. Bir gün aradım, dedim bana, dedim seans yapar mısın dedim. Bir şaşırdı. Yaptı. Güzel de geldi, olsun. O onunla veriyor çünkü. Şimdi o nasıl olur? Frekans oluşmaktır bu. Şimdi bir yere biz buranın stüdyonun ortasına bir tane direk dikelim. Tamam, üzerine de birkaç bir şey bağlayalım. Diyelim ki bu direğin etrafında bir defa dönen ağrılarından kurtuluyor diyelim. Tamam. Bunu da duyuralım. Evet. 41 gün boyunca buraya birileri gelsin ve burada dönsün. Ağrım gidiyor diye. 41. günün sonunda ağrın olduğunda gel burada dön, o ağrın gider. Çünkü artık burada o frekans aktif hale gelmiştir. Evet. Frekans bu kadar önemlidir. İşte İstanbul'daki dikili taşlar vesaireler boşuna yapılmamıştır. Şimdi oradan komple teorisine kadar giderim yani. Enerji hatları, ley hatları en sevdiğimiz yani, konulardan. İşte oradan oraya kadar gidebilirim. Evet. Ama gitmeyeceğim şimdi, gitmeyeceğim. Yani burada durayım diyorum. Ama şu anlamda üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Enerji hatlarının gözetilerek bir takım yapılar yapılması önem arz ederken, bugün onların kapatılmasına yönelik, hatta varlığı hiç gözetilmeksizin bina yapılması şahsen inciten bir durum. Üzülme. Çünkü oralar hep ziyarete açık ve şükürler olsun ki gidip o enerji alışverişini yapabiliyoruz o mekanlarda. Ama bu toprağın altı da var. Evet. Üzülme, niye üzülüyorsun? O madde tarafı, manada takılırsan hiçbir şey, kimse bir şey yok ettiği yok. Aynı şey gözetilerek o güzel yapımlar yapılmaya devam edilse daha çok yerde enerji alışverişi... Onu Mimar Sinan yapmış vakti zamanında. Çok, nurlar içinde. Yani o bilinçli nurlar bir şekilde yapmış onları. Evet. Fakat yine bu bir tekamül sürecidir. Aynı şekilde insanların olduğu gibi dünya döneminde bir tekamülü vardır. Biz 42. dönemdeyiz. Dünya üzerinde şu an gerçekleşen olaylar
global hareketlenmeler vesaireler, işte bu kütlesel yapının gayret ettiği şeyler, bunlar hep bilinen ve geleceği çok da tahmin etmesi zor olmayan şeyler değil. Bunlar kolay, basit bilinen şeyler zaten. Zaten saklayarak da yapmıyorlar. Bunların hiçbiri tesadüf de değil. Bunların her biri bir tevafuktur. Bir sistem yok olacaksa eğer, yeni bir sistem kurulacaksa eski sistem komple gider. Bu Nuh tufanına benzer. Aslında Nuh tufanı kopmuştur. Tamam mı? Sadece Nuh'un gemisine binenler buradan hasar almadan çıkacaklardır. Şimdi bir Nuh'un... Biz şu anda tufanı mı yaşıyoruz? Tufanı yaşıyoruz biz şu an. Şimdi Nuh tufanı kopmuştur ve bu gemiye binenler bu anlamda karlı çıkacaklardır. Binmeyenler toprağa harç olacaklardır. Şimdi bu gemi nerede? Tufan nerede? Yaşadığımız hayat Nuh tufanı. Gemi manasal bir gemi. Bunun bir manası, bir karşılığı var. Sen bilinç olarak bu gemiye bineceksin. Eğer bilinç olarak bu gemiye binemiyorsan bu süreci zararla atlatırsın. Hasar alırsın. Ama bilinçli bir şekilde bu sürece hazırlanırsan zaten tufanı kopacağını bilirsin. Kimseye tufanı sen koparttın, sen yaptın demek yerine bu tufanda nasıl hareket etmen gerektiğini bilirsin. Bugün dışarıda bir dünya potansiyele sahip olan suçlu var. Biliyorsun ama suç işlemediği sürece bir şey yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Yapamazsın da. Şimdi dünyada kim kimin neyi nasıl yapacağını çok iyi biliyor da yapmadığı için bir şey yapamıyor. O zaman ne yapacağız? Böyle bir şey olduğunda biz nasıl hareket etmeliyiz? Bileceğiz ki bir şeyler olduğunda sıkıntı yaşamayacağız. Günün sonunda la galibe illallah. Allah'tan başka galip yok. Sen ona sığın. İşte Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. Ya Resulallah, deveyi tevekkül edip de mi bağlayayım, etmeden mi bağlayayım demişler. O da demiş ki sen bağla da ondan sonra tevekkül et demiş. Biz tedbirimizi alacağız. Evet. Tedbirli olacağız. Deveyi bağlayacağız. Gerisini sahibine bırakacağız. O ne derse o oluyor günün sonunda. Kütlesel ne yaparsa yapsın, biri ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin, kim nereyi bombalarsa bombalasın, kim neyi getirirse getirsin, evet, kim ne yaparsa yapsın, sen bir şeyin farkındaysan kurtulanlardansın. Nuh'un gemisine binenlerdensin. İşte bu kadar basit. Bu tamamen bilinçle ilgili bir şey. İşte cennet de burada, cehennem de burada başlıyor aslında. Bilincinle yaşarsın bunu. Bilincini kullanırsan cennetini yaşarsın. Ama bilinçsizce gidersen cehennemini yaşarsın. O da bitecek, sorun yok. Yeter ki imanla git. Kurtuluş erenlerden olabilir mi inşallah? Lâ amin ecmain ne diyelim. Varoluştan başlayıp frekanslar. Tekrar var olmaya kadar gitmek. Evet, tekrar var olma. Yılanın kendi kuyruğunu. Isırması. Isırması. Yediğimizin, içtiğimizin frekansı. O kadar derin bir sohbetti ki ve çok keyifliydi. İlk oldu, biz de böyle kuyruğunu ısıran gibi böyle devam edelim inşallah. Isıralım bakalım kuyruğumuz ne olacak. Yine buluşmak nasip olsun. İnşallah. Fethiye'de müthiş bir kamp, sizinle buluşacak olanlar inşallah. O yolculuğa şimdiden çıkmış olanlar. Evet. Oradan nasıl dönecek bilmiyorum. Evet, kalabalıklar içinde inzivaya çekilmek çok zor, çok kıymetli. Ama aynı niyetle buluşanların da bir arada olup o inziva yaşamasının lezzeti de çok büyük. İnşallah şifa olsun diyelim. İnşallah. Sizinle orada buluşacak olanlara Fethiye'de. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bunu da açıklayayım o zaman. Şimdi bana dediniz ya şifa olsun. Oldu bile. Oldu bile. Neden oldu bile? Bak çok güzel bir şey. Ben bununla ilgili çalışmalar yapıyorum. Yıldız tozu şifa çalışması diye adı. Bunu da bedelsiz yapıyorum böyle. Ara ara Instagram'da açıyorum. Yıldız tozu, yıldız tozundan mı geldi? İşte Karsegan'a mı katılıyorsun? Yok yok, onunla ilgisi de yok. Direksiyon ne dedin? Az önce bir dua ettin. Bir hadis var. Peygamber Efendimiz diyor ki kulun kula ettiği dua günahsız ağızdan edilen duadır diyor. İnşallah. Şimdi de ondan sonra sahabe diyor ki ya Resulallah nasıl ola? Nasıl mümkün? O da diyor ki senin dilinin benim bedenimde günahı yok. Benim dilimin de senin bedeninde günahı yok. Ve Allah diyor ki günahsız ağızdan edilen duayı çarçabuk kabul ederim. Şimdi dolayısıyla sen benim için dua ettiğinde ben de senin için dua ettiğimde bu dualar çok çabuk kabul oluyor. Sen de şimdi ne dedin? Şifa olsun dedin. Tamam, bitti, şifa oldu bile. Bizim o seansı sen yaptın. İnşallah. Şükürler olsun. Bu iş böyle olur. Söyleten hamdolsun. Bu iş böyle olur zaten. O yüzden şifa. Ben de ne yapıyorum? İnsanları topluyorum. Diyorum ki şimdi arkadaşlar ne derdiniz varsa unutun. Ve sadece bu dairenin içerisindeki bir diğer arkadaşınızın derdi için dua edin. Hepiniz bunu yapın.
ve herkes hiç tanımadığı, belki de hiç tanımayacağı birisi için orada Rabbinden bir şey istiyor. Onun dili onun bedeninde günahsız. Ve dua çok çabuk kabul olur. O yüzden mi birinin diğeri için de mesela dua kardeşinizin dilemesinin böyle aynen, bir ehemmiyeti var? Aynen öyle. Böyle bir farkı var. Aynen öyle. Bu da toplu bilinç enerjisidir. Az önce verdiğimiz direk örneği gibi. Hı hı. Dönme, toplu bilinç, frekans. Evet. Bu da bir frekanstır. Herkes bu frekansı çalıştırır ve orada şifa enerjisi açılır. Bunun adı tavaftaki da, gibi evet, mi? Evet, bunun adı da sağaltım çalışmasıdır. Hı. Kadim bilgilerdir zaten bunlar bu arada. Var mı sormak istediğim bir şey daha? Çok var çünkü konu konuyu açıyor. Sağaltım bilgisi, kadim enerji. Bana oradan tavafı çağrıştırdınız. Ama biz inşallah bir daha buluşalım. İnşallah. Çok teşekkürler. Rica tekrar ederim, sağ Mehmet olsun. Saka hocam. Sağ olun, var olun. Tekrar görüşebilmek dileğiyle inşallah. İnşallah. Eminim seyreden izleyicilerimizin de bir efekti olacak bu sohbetle ilgili. İnşallah iyi gelir size de. Öyle temenni ediyoruz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle bir başka videomuzda, başka bir konuğumuzla buluşabilmek dileğiyle efendim. Kıymetli yorumlarınızı, görüş önerilerinizi bekliyoruz. Sağlıcakla, sevgiyle kalın.